Amerikan basınından özetler var. Pınar Sayar Kızılçalı bugün Amerikan gazetelerinde öne çıkan konuları özetleyecek. Seni dinliyoruz Pınar. Amerikan basını dün Özbek asıllı bir saldırganın New York'un Manhattan bölgesinde düzenlediği terör saldırısıyla ilgili ayrıntılara geniş yer ayırıyor. New York Times, Manhattan'da kiralık kamyonetle bisikletlerle yayaların arasına dalan 29 yaşındaki Seyfullah Saipov'un 5'i Arjantinli, 1'i Belçikalı toplam 8 kişinin ölümüne yol açtığını, saldırının göçmenlik ve terörle mücadele tartışmalarını yeniden kızıştırdığını yazıyor. Haberde Başkan Trump'ın saldırıdan sonra Twitter'da paylaştığı mesajında Orta Doğu'da yenilgiye uğratılan IŞİD'in geri dönmesine ve Amerika'ya girmesine asla izin verilmemeli dediği belirtiliyor. Trump ayrıca İç Güvenlik Bakanlığı'na Amerika'ya giriş yapacakların geçirildiği güvenlik taramasının daha da sıkılaştırılması talimatı verdiğini yazdı. Amerika'ya 6 yıl önce yerleşen yeşil kart sahibi Özbek asıllı saldırganın doğrudan IŞİD'den emir almadığı, yalnız kurt olarak tek başına hareket ettiği sanılıyor. New York Times bugün ayrıca Rusya soruşturmasını yürüten özel savcı Robert Mueller'ın ekibinde yer alan en deneyimli hukukçulardan biri olan Andrew Weissman'ı mercek altına alıyor. Habere göre Mueller'ın Rusya soruşturmasındaki sağ kolu 59 yaşındaki Weissman, iki Ivy League üniversitesinden birden hukuk derecesine sahip. Hukuk çevrelerince aşırı titizliğiyle tanılan Weissman, yorulmak bilmez, sınırları zorlayan, temelde adil bir savcı olarak biliniyor. Meslektaşlarına göre Weissman, Rusya soruşturmasında da kılı kırk yaracak, ortaya çıkarılması gereken bir şey varsa eninde sonunda mutlaka bulacak. Washington Post ise New York'taki saldırının yanı sıra Rusya soruşturmasıyla ilgili tartışmalara yer ayırmayı sürdürüyor. Gazete Trump'ın müttefikleri arasında soruşturmayı yürüten özel savcı Robert Mueller'la nasıl başa çıkacaklarıyla ilgili görüş ayrılıkları doğduğunu yazıyor. Habere göre Beyaz Saray eski baş stratejisti Steve Bannon, Mueller'a meydan okuması için Trump'a baskı yapıyor. Trump ise bu baskıya karşı koymaya çalışıyor. Trump, Beyaz Saray içinde ve dışında görev yapan avukatlarının yoğun ısrarları üzerine Mueller'a doğrudan saldırmamak için şimdilik kendini tutuyor. Ancak başta Steve Bannon olmak üzere bir grup Trump yanlısı başkanın pısırıklık yaptığını düşünüyor. Mueller soruşturmasına siyasi bir tehdit gözüyle bakan bu cephe, Trump'ın Mueller'ı görevden almasına karşı çıkıyor. Ancak özel savcının güvenilirliğini zedelemek ve soruşturmayı yürütmesi için gereken fonları keserek elini kolunu bağlamak istiyor. Trump'ın eksenindeki diğer grupsa Mueller'la işbirliği yapma konusunda Trump'ın şu anda izlediği yolda ilerlemesi gerektiğini savunuyor. Bu gruba göre Trump Mueller'la asla muhatap olmamalı ama medyaya yönelik sert eleştirilere devam etmeli. Boston Globe'sa Trump yönetiminin Rusya soruşturması kapsamında dün ilk suçlamaların yapılmasıyla birlikte vergi reformu tasarısına odaklanmakta zorlandığını yazıyor. Habere göre Kongre'deki cumhuriyetçiler dışarıda kopan fırtınaya rağmen içeride ciddi vergi indirimleri içeren reform paketi üzerinde çok yoğun bir biçimde çalışmaktan vazgeçmediklerini ısrarla vurguluyor. Örneğin Senato'nun önde gelen cumhuriyetçi liderlerinden Texas Senatörü John Cornyn, Paul Manafort'a yönelik kara para aklama suçlamaları ve eski seçim kampanyası çalışanı George Papadopoulos'un Ruslarla yaptığı görüşmeler konusunda FBI çalışanlarına yalan söylediğini kabul etmesiyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Cornyn, tüm soruların özel savcı Mueller'a yönetilmesi gerektiğini, çünkü Adalet Bakanlığı'nın soruşturmaya Mueller'ı atadığını söyledi. Amerikan basınından aktaracaklarımız böyleydi. Söz tekrar sende Özlem. Teşekkürler Pınar. Amerikan basından öne çıkan haberleri hafta içi her gün Stüdyo Washington'da izleyebilirsiniz.